Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf, yumuşacık, rulo poğaça tarifim var. Hemen tarife geçiyorum, iyi seyirler. Geniş yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru mayayı ilave ettim ve üzerini kapattım. Mayanın aktifleşmesini bekledim. Daha sonra açıp böyle güzelce karıştırdım. Şeker eridikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akı, ilk etapta 3 su bardağı unu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettim. Şimdi güzelce yoğurmaya başladım. Kullanmış olduğunuz un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Hatta onun kalitesine göre bile değişebiliyor. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Böyle yumuşacık, pamuk gibi bir hamur oldu. Elimle şöyle bir hamuru toparlıyorum. Daha sonra üzerine streç film kapatıp mayalanmaya alıyorum. Havalar soğuduğu için mayalanma süresi biraz uzun sürebilir. Böyle yumuşacık pamuk gibi kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi bezeler almaya başladım. Toplamda 16 tane beze aldım. Siz yapmak istediğiniz poğaçanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bezeleri büyütüp küçültebilirsiniz. Fırın tepsimin içerisine 1 tatlı kaşığı sıvı yağı ilave ettim ve fırça ile her tarafını yağladım. Bu şekilde hamur bezelerini de elimle açıyorum arasına. Peynirli, maydanozlu harçtan ekliyorum. Ben köy peyniri kullandım. Siz dilerseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz. Bu şekilde tepsimin içerisine belli aralıklarla diziyorum. Evet, bu tepsimizi tamamladım. Şimdi üzerine bir poşet geçirip bir 10 dakika bu şekilde mayalanmaya alıyorum. O mayalanırken ben de diğer yarım kalan bezelerimi tamamlıyorum. Dinlenen poğaçaların üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Akını hamurunda kullanmıştık. Bir jiletle böyle çizikler atıyorum. Siz dilerseniz bıçakla da atabilirsiniz. Hatta çatalla böyle üzerine süs yapabilirsiniz. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında alt üst fanlı ayarda 14 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.